Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Gönül Defterinden programına yeni bir konu ile başlarken hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyor. Rabbimizin rahmeti, merhameti, selamı hepimizin üzerine olsun inşallah diyoruz. 0543 593 59 94 WhatsApp iletişim numaramız. Bilmeyerek ya da istemeksizin yapılan yanlışlık ve yanılma olarak sözlüklerde tanımlanan bir kelimemiz var. Bilmeden ya da istemeden yapılan yanlışlık ve yanılma. Nedir bu sizce? Hemen hepiniz bildiniz. Hepiniz yakinen mutlaka biliyorsunuz diye düşünüyorum doğrusu. Evet evet, hatadan bahsedeceğiz bugün. Hata yapmak, yapılan hatadan ders almak konusunu konuşmadan önce soralım dilerseniz sizlere. Sıklıkla hatalar yaptığınızı düşünür müsünüz? Yaptığınız hataları kolayca kabullenir misiniz? Yoksa kabullenmekte zorlanır mısınız? Bir başarısızlık yaşadığınız zaman ne yapar, nasıl davranırsınız? Pek çok insanın yaptığı gibi başkalarını veya diğer faktörleri suçlamayı mı tercih edersiniz? Yoksa bu benim hatam deyip hatanızı kabul mü edersiniz? Hata yapmaktan korkar mısınız örneğin? Önünüze çıkan fırsatları sırf yanlış seçim yapmamak, hatalı davranmamak için elinizin tersiyle ittiğiniz oldu mu? Önünüze bir fırsat çıktı. Sırf yanlış seçim yapmamak için, hani bunun sonucu ne olur kestiremediğiniz için, sonuçta hatalı duruma düşer miyim, yanlışlık olur mu diye elinizin tersiyle ittiğiniz durumlar oldu mu? Einstein, hiç hata yapmamış bir insan yeni bir şey denememiş demektir diye bu konuyu özetlemiş. Hiç hata yapmamış bir insan yeni bir şey denememiş demektir. Sizler de mutlaka duymuşsunuzdur. Thomas Edison ampulü icat edinceye kadar binlerce başarısız deneme yapmış. Yaşadığınız bu kadar başarısızlık size neler hissettirdi diye sorulduğunda Edison, "Ben başarısız olmadım ki. Sadece ampulün işlemeyen 10.000 çeşidini buldum." dediğini kaynaklardan öğreniyoruz dostlar. Hata yapmak gayet insani bir durum olsa gerek. Önemli olan hata yapmamak değil, yapılan, yaşanılan hatalardan ders alabilmek. Bunu hemen hepimiz biliriz ve dillendiririz. Buna rağmen konunun uzmanları birçoğumuzun hatalarımızla nasıl baş edeceğimizi, neler yapacağımızı bilmediğimizi söylüyorlar. Bir hata söz konusu olduğunda farklı tepkiler verildiğini belirtiyor konunun uzmanları.
Aslında dillendirirken hepimiz dillendiriyoruz. Hata yapmak gayet insanidir. Hatadan ders almaktır önemli olan. Bunu söylemek kolay diyor uzmanlar. Buna rağmen birçoğumuzun hatalarla nasıl baş edeceğimizi bilmediğimizi söylüyorlar ve insan olmanın gereği olsa gerek ve her birimizin olaylara, durumlara verdiği tepkilerin farklılığı gibi hata söz konusu olduğunda da farklı tepkiler verdiğimizi belirtiyorlar. Bazı kişiler yaptıkları hataları hiç kabullenemiyor diyor uzmanlar dostlar. Onlar düz yolda düşseler bile suçlayacak insan ararlar. Etraflarında bir başarısızlık yaşadıklarında kendilerinden başka herkesi sorumlu tutar bu tip insanlar diyor uzmanlar. Onların hayatın yenilgilerine karşı her zaman bir mazeretleri söz konusu oluyor. Sizlerin çevrenizde de böyle insanlar vardır mutlaka diye düşünüyorum. Çünkü benim çevremde var. Yani öyle ki gerçekten mutlaka bir bahane, mutlaka suçlayacak bir kişi, konu, olay, yer, mekan, bir başarısızlık yaşadığında kendinden başka herkesi sorumlu tutan insan davranışları var ne yazık ki dostlar. Bir başka grup insan da dostlar, yaptıkları hatalardan sonra kendilerine inanılmaz eziyetler eden insanlardan oluşuyor. Sanki hayatta onlardan başka hiç kimse hata yapmamış da ilk hata yapan kendileriymiş gibi algılıyorlar olayları ve müthiş bir özgüven kaybı yaşıyorlar. Yeni bir deneme yapmaya korkar hale geliyor diyor uzmanlar. İki uç sanki. Bir tanesi hiç üstüne alınmadı. Değil mi? Yani birinci grupta hiç üstüne alınmadı. Hiç hatayı yapan sanki kendisi değilmiş gibi hep başkalarını suçladı. İkincide de tek hatalı benim dedi. Düşünsenize. Bu da ne yapacak? İnsanda mutlaka bir özgüven kaybını ortaya çıkaracaktır. İnsanda özgüven kaybı olmayınca da yeni bir deneme yapmaya korkması son derece normal olacaktır. Bir başka insan grubu da dostlar, ne kadar çok insan var o kadar çok seçenek var tabii ki. Her konuda olduğu gibi hatalar konusunda da böyle durum. Bazı insanlar da hayatı bir okul gibi algılayıp yaptıkları her hatadan ders çıkarmaya çalışıyor. Öğrenip ilerlemek istiyor. Bu grup temkinli yaklaşıyor olaylara diyor uzmanlar. Yani hayatı bir okul gibi algılıyor, yaptıkları hatalardan ders çıkarıyor ve öğrenerek ilerliyor. Bir grup da yaptıkları hataları hiç umursamıyor diyor uzmanlar dostlar. Hiç umursamıyor. Hata yaptıklarını görüyorlar, biliyor hata yaptığını ama hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorlar. Aynı hataları defalarca yapıyorlar. Bu durum onları hiç rahatsız etmiyor diyor uzmanlar. Bu grup insanlar bu durum tanımlanırken yüzsüz olmuş insan tabiri doğru tabir gibi geliyor insana. Ne dersiniz, katılır mısınız sizler de bilmiyorum.
Yani hatayı hiç umursamıyor. Yaptığından hiç ders almıyor. Düşünsenize. Hiçbir şey olmamış gibi yapıyor. O yanlışı kendisi yapmış, yapmamış gibi davranıyor. Bu da bir nevi, hani tabiri yerindeyse, yalama olmuş insan gibi. Halk arasında kullanılan bir tabir. Ders almamak, hataları hiç umursamamak da ayrı bir türü hatalardan ders alma konusunu işlediğimiz bu programda. Ayrıca hata yapmamak için hiçbir şey yapmamayı tercih edenler de söz konusuymuş dostlar. Hata yapma korkusuyla karar alamıyorlar, harekete geçemiyorlar, durup bekliyorlar. Önce başkalarının yaptıklarını görmek istiyorlar. Önce başkası denesin ki sonra ben deneyeyim. Aşırı temkinli bir tutum içinde oldukları için kimse onların ne gerçekten ne düşündüklerini bilmiyor. Çok korktukları için de kendilerini gizliyorlar diyor uzmanlar. Ne kadar çok insan var dedik, o kadar çok tepki var diye bir sonuç da çıkıyor buradan. Özel hayatımızda da, iş hayatımızda da hata yapmak kaçınılmaz dostlar. Yaşamak, hata yapabilmek demektir. Hata yapmamış insan zaten hiç yaşamamış demektir herhalde. İnsan olmanın gereği hata ve yanlışlar söz konusu olacaktır mutlaka. Tabii ki hata yapmanın, yanlış yapmanın sevilecek, sevimli bir tarafı yoktur. İster kendimiz yapalım, ister bize yapılsın, hata yapmak insanı üzer, zaman zaman kızdırır, sinirlendirebilir, öfkelendirebilir, kırar. Küçük ya da büyük olsun, her yanlış, her hata insana mutlaka acı verir. Hataya kayıtsız kalmak mümkün değildir. Düşünsenize, bir hata oldu. Yani en basitinden suratımızın şekli değişir. Hiç kayıtsız kalamayız. İnsan ister istemez bir tepki gösterir. Bir aksaklık, bir olumsuzluk karşısında kayıtsız kalmak zordur. Belki de bütün bu yaşananlar tepkiler sebebiyle olsa gerek dostlar. Hata yapmaktan korkarız. Çünkü çocukluğumuzdan gelen bir koşullanmayla hata yaptığımızda ayıplanmaktan, dışlanmaktan, küçük düşmekten korkarız. Önce anne babalarımız, sonra okulda öğretmenlerimiz kendilerince bizi korumak ve bize doğruyu öğretmek için küçük hataları bile zaman zaman yapmamıza engel olurlar. Tabiri yerinde olursa hata yapmamıza izin vermezler. Özellikle anne babalar bunu daha çok yapar diyebiliriz. Hemen düzeltirler. Bizim yerimize eyleme dahi geçebilirler. Bütün bu sebeplerle olsa gerek, aldığımız eğitim hata yapma korkusunu yerleştirmiştir her birimizin içine. Bu sistem bize daha küçük yaşlardan itibaren başarılı olmanın hata yapmamak olduğunu öğretmiştir. Formül basittir. Hata yapma. Gerekirse ezberle. Ama sana sorulduğunda mutlaka doğruyu söyle.
Bilmiyorsan sus. Unutma, 3 yanlış bir doğruyu götürür. Bu gibi direktifler hayatımızın her anında karşımıza çıkmıştır, çıkacaktır da. Bu durum sadece okul yıllarında değil, iş hayatında da tartışmalara katılımın düşük olmasını ortaya çıkarır dostlar. Yani hata yapmaktan insan korkar. Parmak kaldı, yanlış bir şey söyleyip sanki orada rezil olurum diye düşünür insanlar çoğunlukla. Birçok insan hata yapma korkusuyla ağzını açmaya, adım atmaya korkar. Bu anlayış, sorumluluk almaktan çekinen, bildiğini söylemeye ürken, itaatkar, heyecansız ve risk almayan bireyler yetiştirir diyor uzmanlar dostlar. Bu anlayış ne dedi? Bu anlayış sorumluluk almaktan çekinen, bildiğini söylemeye korkan, ürken, karşısındakine itaat eden, heyecansız ve risk almayan bireyler. Sizce de çok üzücü değil mi bu durum? Ama toplumumuzun büyük bir bölümü de bu grup insanlardan oluşuyor ne yazık ki. Oysa son yıllarda öğrenme üzerine yapılan çalışmalar bu görüşün tam tersini söylüyor dostlar. Araştırmalar hata yapmaktan çekinmeyen, tartışmalara katılan öğrencilerin daha başarılı olduklarını kanıtlıyor. Modern öğrenme teorisine göre artık 3 yanlış 1 doğruyu götürmüyor sizlerin de bildiği üzere. Bu sadece okullar ve öğrenciler için değil, yetişkinler ve şirketler için de geçerlidir dostlar. Eğer bir ortamda hiç hata yapılmıyorsa, bu ortamlarda katılım yoktur. Kimse yeni bir denemede bulunmuyordur. İnsanlar sorgulamıyor, seçenekleri zorlamıyorlar, bilineni aşmaya çalışmıyorlardır. Ve böylelikle bu ortamların enerjisi düşüktür. Oysa hata yapmadan yapmaktan korkmadığımızda çocuklar gibi cesur ve üretici zihinler sürekli farklı, orijinal yolları deneyecektir. Yenilikler, yenilikçi fikirler ortaya çıkacaktır. Unutulmamalıdır ki dostlar, hata ve yanlış yapmak en iyi öğrenme yoludur. Şöyle bir düşünün. Yaptığınız bir yanlışı bir daha kolay kolay yapmazsınız. Çocuklarımız için de bu durum geçerli. Bir denemede yaptığı yanlışı bir daha kolay kolay yapmaz. Oradan o kadar güzel bir öğrenmeyle çıkar ki. Çünkü o yanlışın sonuçlarını görmüştür insan. Öyleyse hata yapmaktan korkmamak gerekir. Bunun için de hatalardan ders çıkarmak. Öncelikle bu korkuyu yenmek gerekiyor dostlar. Yani hata yapmaktan korkmamalı. Bunun yerine hataların bizi geliştirmesine izin vermeliyiz. Hatalarımızın farkına vararak aynı engellere takılmamayı öğrenmeli. Nerede, nasıl, niçin hata yaptığımızı düşünerek yaptığımız yanlışın farkına vardıktan sonra aynı hatayı bir kez daha yapmamalıyız. Böylece önümüzdeki engelleri yıkarak ancak başarıya ulaşılabilecektir. Dünün
dünde kaldığı bilinmelidir. Ama geçmişte yapılan hatalardan ders alınması gerektiği unutulmadan, hatalardan ders almayı eğer insan bilmiyorsa, hedeflerine ulaşması kişinin pek mümkün olmayacaktır. Pişman olmamak için hatalardan nasıl ders alınması gerektiği öğrenilmelidir dostlar. Uzmanlar hatalardan ders almak için akıllı bir sorgulama ve iyileştirme sistemi kurmak gerektiğini söylüyor bize ve birkaç maddeyle de sıralamışlar. Onları da dillendirelim, daha sonra aramızı verelim inşallah dostlar. Hatalardan öğrenmek için sorgulama yöntemlerini şöyle sıralamışlar. Bir tanesi, öncelikle hatanın ne olduğunu doğru tarif etmek gerekiyor diyor uzmanlar. Hata nedir, nerede olmuştur, kim yapmıştır? Yani önce problem tanımlanacak. Sıkıntı ne? Neden oldu, nasıl oldu, kim yaptı, nerede oldu? Bir masaya yatırılacak. İkincisi, hata nasıl olmuştur? Hangi eksiklik fazlalık hataya sebep olmuştur? Bilgi eksikliği mi, dikkatsizlik mi, sistematik bir eksiklik mi, kontrol eksikliği mi, kötü niyet mi, telaş, hız? Yani sebepler ne? Sebepler ortaya belirlenecek, ortaya çıkarılacak. Önce ne dedik? Önce tanımlanacak. Problem ne? Sonra buna sebep olan etkenler neler? Bir üçüncüsü, hatanın etkisi ne olmuştur? Kime, neye, nasıl bir zarar vermiştir? Hata hangi sonuçlara yol açmıştır? Dördüncüsü, hata nasıl telafi edilecektir? Hatanın neden olduğu sonuçlar nasıl giderilecektir? Çok güzel bir sistem değil mi? Bakın, önce tanımlamayı yapacağız, problemi ortaya koyacağız. Daha sonra sebepler belirlenecek. Bu hataya neler, nasıl sebep oldu, neler oldu? Daha sonra sonuçları ne oldu? Hatanın sonucunda kime ne zarar verdi? Dördüncü sırada hata nasıl telafi edilecek? Sonuçlar nasıl giderilecek? Daha sonra hatanın bir daha tekrarlanmaması için hangi önlemleri almak gerekiyor? Ne yaparsak bu hata bir daha tekrarlanmaz. En sonda da hatadan ne öğrenilmiştir? Bu durumdan çıkarımımız nedir diye sorulacak. Bütün bu maddeler tahlil edildiğinde hatalar kolay kolay tekrarlanmayacaktır dostlar. Çok güzel dersler çıkarılmış olacaktır. Tabii ki bu saydıklarımız büyük hatalar içindir. Ufak tefek günlük hatalar için bu kadar ayrıntılı tahlil yapmaya gerek olmayacaktır inşallah diye düşünüyorum doğrusu. Ama büyük hatalar sonucu zarar veren hatalar olduğunda da bu yol takip edilerek bir daha tekrarlanmaması da mümkün olacaktır inşallah. Rabbim yanlışlardan korusun. Rabbim sonucu kalıcı zararlar, kalıcı hasarlar veren hatalar yapmaktan korusun bizleri. Yaptığımız hatalardan da ders alıp tekrarlamamayı nasip etsin bizlere inşallah diyelim. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden programımıza devam edelim inşallah.
dağlara dağıtır sevinç ezgini, utansın öfkeler duyur sesini. Çağlara dağıtır sevinç ezgini, utansın öfkeler. Çiçekler büyütüp muslat yolunda, çileyi eritip sabır kabında, çiçekler büyütüp muslat yolunda. Yaşamak düşünür sonsuz himmetin bize yar olsun. Yaşamak düşünüp ölmeden veda, o sonsuz himmetin bize yar olsun. Aramızı verdik, ezgimizi dinledik. Programımıza ve konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün programımızda bilmeyerek ya da istemeksizin yapılan yanlışlıklardan, hemen hepimizin başına sıklıkla gelebilen durumlardan, hatalardan konuşuyoruz sizlerle. Daha doğrusu sadece hatalardan değil elbette. Biliyoruz ki insan yanılan, yanlış yapabilen, unutan bir varlık olarak yaratıldığına göre hata da yapacaktır. Önemli olan hata yapmamak değil, yapılan hatalardan ders almayı bilmektir. Yaşadığımız dünyada İmtihanda olduğumuzun farkında olmalıyız dostlar. Rabbimiz hiçbir şeyi boşuna ve abes yaratmamıştır. Âl-i İmrân suresi 190. ayette şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün ihtilafında selim akıl sahipleri için
ibretler vardır buyurmaktadır Rabbimiz. Öyleyse kainatta cereyan eden hiçbir şey anlamsız ve boşuna değildir. Bizler için mutlaka ibretler, dersler söz konusudur. Her olaya ibretle bakmak, hikmeti ve arka planını görmeye çalışmak, akıllı ve sorumlu insan olmanın gereğidir dostlar. Fakat insanoğlu çoğunlukla bu durumun farkında olmayabiliyor. Olup biten üzerine kafa yormak yerine anlık haz ve hız peşinde koşmayı tercih edebiliyor. Yüz çevirip gidebiliyor. Tıpkı Yusuf Suresi 105. ayette buyurulduğu gibi. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler diyerek bizi uyarmaktadır Rabbimiz Yusuf Suresi 105. ayette. Demek ki biz insanoğlu, göklerde ve yerde bize sunulan delilleri görmeden geçip gidebiliyoruz. Yine muhtelif ayetlerde, hiç ibret alıp düşünmez misiniz? Ne de az öğüt alıyorsunuz, uyarılarının hepsi bizim gafletimiz sebebiyle olsa gerektir dostlar. Demek ki bizlerden olaylardan ders almamız, olaylara, olup bitenlere ibret nazarı ile bakmamız istenmekte ve dahi beklenmektedir. Olaylardan ders alanlar her an hem kendilerini geliştirip yenileyecek hem de aynı hatalara düşmekten korunmuş olacaklardır. Olaylardan ders alabilen insan aynı hataları sıklıkla tekrarlamayacaktır. Efendimizin hadis-i şeriflerinde belirttiği gibi, bir delikten iki defa ısırılmayacaklardır. Bununla birlikte zaman zaman anlık heves ve arzular sebebiyle ya da imtihan gereği pek çok insan yaşadığı olumsuzlukları çabucak unutuverebiliyor dostlar. Hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyor. Bu durumu Rabbimiz Yunus Suresi 22 ve 23. ayetlerde açık olarak ifade etmiştir. Dalgaları görünce insanların yalvardığını, Allah onları bu tehlikeli durumdan kurtarır kurtarmaz, yeryüzünde hemen taşkınlığa başkaladıklarını bildirmiştir bizlere Yunus Suresi 22 ve 23. ayetlerde Rabbimiz. Buradan da anlıyoruz ki dostlar, insanoğlu çabuk unutan, verdiği sözden dönebilen, yanlış ve hataları çokça yapabilen bir varlıktır. İlk insandan itibaren bütün insanlık tarihi boyunca Allah insanoğlunu imtihan etmiştir, imtihanımız da devam etmektedir.
bolluk, darlık, sağlık, hastalık, kıtlık, korku, açlık gibi pek çok olaylarla imtihan edilmiştir insanoğlu. Bu imtihanlar dostlar, muhatapların gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için olsa gerektir. Bakalım muhatap ne yapacak? Şükredebilecek miyiz? Yoksa Allah muhafaza isyan mı? Nankörlük mü edeceğiz? Yoksa olaylara ve durumlara ibret nazarı ile bakabilecek mi insan? Dersler mi alacak? Yoksa herhangi bir sonuç elde etmeden imtihanı kayıp mı edecek Allah muhafaza? Kur'an-ı Kerim'de bu imtihanlardan başarısız olan kavimlerin helak olduklarının kıssalarını görmek mümkündür dostlar. Dünya imtihanı devam ederken, yakın tarihlerde de cihan harpleri, depremler, yangın, yaygın hastalıklar, seller, tsunamiler, birçok olay vuku bulmuş. Bunların bazısı belli bir bölgeye, bazısı ise dünya genelinde etkili olmuştur. Yine hepimizin bizzat yaşadığı, tüm dünyayı esir eden virüs vakası gözlerimizin önünde cereyan etmektedir. Bütün düzenleri alt üst etti adeta. Etkilenmeyen kimse kalmadı dostlar. Hatta ağır sonuçlar yaşayanların sayısı da az değil. Tabiri yerinde ise küçücük bir virüs bütün ezberleri bozdu. Rabbimiz En'am suresi 59. ayette, "Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır." buyurarak onun her şeyden haberdar olduğunu bizlere bildirmektedir. Bir yaprak bile düşmez. Karanlıklar içindeki tek bir taneyi dahi bilir buyuruldu ayette. Bu kadar büyük bir kudret. Her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyden haberdar olan sonsuz güç sahibi. Rabbimizin verdiklerinde de, vermediklerinde de mutlaka hayırlar vardır dostlar. Bize düşen olaylardan, musibetlerden, hatalardan, yanlışlardan ders çıkararak tedbir almak, sabretmek, tevekkül ve şükürle musibetlerle mücadele edebilmektir. Bu derste hatalardan ders almak konusunu işlediğimiz programımızda, bu derste mutlaka kendi hatalarımızdan ders almak şeklinde olması gerekmez. Tabii ki olaylardan ders alacağız, ortaya vuku bulan hadiselerden dersler alacağız. Ancak bazen de başkalarının hataları da bize ders olabilmeli.
öğrenmek için illa kendimizin tecrübe etmesi gerekmesin her zaman inşallah diyeceğimiz bir hikaye var elimizde dostlar. Doğrusu ben etkilendim hikayeden. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz vaktimizin el verdiği ölçüde inşallah. Bakalım siz de beğenecek misiniz bu anne ile oğul arasında geçen hadiseyi, hangi dersleri çıkaracağız kendimize? Dilerseniz paylaşalım. Ertesi gün ameliyat olacağı için gündüzden bütün evi dipten bucaktan temizlemiş, pırıl pırıl yapıp duşunu almış ve biraz uyumak için yatağına uzanmıştı. Annesi bir kadının evi her zaman temiz olmalı, temizlik diriye de ölüye de lazım derdi. Annesi aklına gelince dudaklarına acı bir tebessüm gelip yerleşti. Ve içinden, haklısın canım annem, bak ben de evimi temizledim. Ölürsem herkes evimi temiz görecek. Yaşarsam da kendim evime temiz tertemiz oturacağım, geleceğim diye düşündü. Son zamanlarda hiç iyi değildi. Yemek yiyemiyor, hızla kilo kaybediyordu. Gittiği doktorlar, karaciğer kanserisin, mecburen ameliyat olman lazım demişlerdi. İlk önce kabul etmemiş, gittiği yere kadar demiş ama ağrıları dayanılmaz olunca mecburen kabul etmişti. Oğluna üzülmesin diye kanser olduğunu söylememişti. Fidan 52 yaşında, adı gibi fidan gibi bir kadındı. Babası başlık parasını çok istediği için çok sevdiği kocasıyla kaçarak evlenmiş. Kaçarak evlendiği için de babası tarafından evlatlıktan reddedilmişti. Kocasının tüm iyi niyet girişimleri ve döktüğü diller babasını yumuşatmaya yetmemiş, Nuh demiş peygamber dememişti. Zavallı annesinin de çırpınmaları boşa gitmiş, kocasını inadından vazgeçirememişti. Evlendiklerinde fidan 18, kocası 23 yaşındaydı. Kocası çok sevecen, çalışkan, namuslu, hem yetim hem öksüz bir gençti. Annesi babası kömürden zehirlenip ölünce anneannesinin yanına alıp büyümüştü. Evliliklerin ikinci yılında Allah nur topu gibi bir erkek evlat vermişti. Artık mutluluklarına diyecek yoktu. Küçük bir ev kiralamış, kocasının kazancıyla da gül gibi geçinip gidiyorlardı. Fidan oğlunu çok zor bir doğumla dünyaya getirdiği için kanaması durmamış, doktorlar mecburen ameliyat edip rahmini almak zorunda kalmışlardı. Bunun için de başka çocukları olmamıştı. Karısının çok üzüldüğünü gören adam, "Üzülme canım, Allah bunu bağışlasın, yeter," demişti. Fidan şimdi bunları düşünürken iyi ki de olmamış. Bir taneyi zor büyüttük, ikinci olsa nasıl büyütecektik diye düşünüyordu. Güya uyumak için yatağa girmişti ama ameliyatın heyecanıyla uyuyamıyor, mazi gözlerinin önünden sinema şeridi gibi geçip duruyordu. Oğlunu el bebek gül bebek büyütmüş, çok zor şartlarla yeter ki o okusun deyip en iyi okullarda okutmuş ve okul bitince de sevdiği kızla evlendirmişlerdi. Ama bu mutlulukları uzun sürmemiş, çok sevdiği kocasını 4 yıl önce gittikleri bir ahbaplarının düğününde havaya sıkılan bir kurşunun isabet etmesi sonucu kaybetmişti. Zaten evlendikten sonra sık sık gelmeyen oğlu, babası öldükten sonra arayı daha çok açmış, lütfen uğrar olmuştu. Bir gün oğlunun evine misafir olarak gittiğinde, gelininin oğluna, bak canım,
annen misafir olarak her zaman gelebilir. Ama şimdi kocasının öldüğünü bahane edip yalnızım, korkuyorum gibi nedenlerle gelip buraya yerleşmesin, hiç çekemem dediğini, oğlunun da annem gelmez, hem gelirse ben uygun bir dille anlatırım diye cevap verdiğini duymuş, yüreğine keskin bir hançer saplanmıştı. Artık oğlunun sık sık gelmediğini, neden arayıp sormadığını anlamıştı. Allah'ım, beni hiç kimseye muhtaç etme. Bu ev öz evladım olsa dahi diye dua etti. Saate bakan fidan saatin 5:30 olduğunu gördü. 7'de hastanede olacaktı. Tüm gece gözünü kırpmamıştı. Yorgun ve bitkindi. Ameliyat olacağını oğluna söyleyince, o da nasıl olduysa ben gelir seni hastaneye götürürüm demişti. Fidan kalkıp yatağını dizip abdestini alıp namazını kıldı, artık hazırdı. Bundan sonra Allah'ın bileceği işti. İşte oğlu gelmiş, kornaya basıyordu. Fidan son kez evine bakıp kapıdan çıkıp arabaya bindi. Yol boyu oğlu tek laf etmemişti. Oysa onun hayattaki tek varlığıydı. Birbirlerinden başka kimseleri yoktu ki. İki çift güzel söz söyleyip annesine moral verebilir, onun heyecanını yatıştırabilirdi. Annesinin çok beklemesine rağmen yapmadı. Taş gibi yol boyunca susup durdu. Şimdi ise sırasının gelmesini beklerken iki yabancı gibi yan yana oturuyorlardı. Tam bu sırada hemşire yanlarına gelip, "Buyurun Fidan Hanım, sizi ameliyata hazırlamamız lazım." deyince Fidan ayağa kalkıp oğluna, "Yavrum, ölüm dirim dünyası, kendine iyi bak. Şunu unutma ki sen benim canımdan cansın." deyip sarılmak isteyince oğlu, "Aman anne, bu kadar duygusallığa gerek yok. Lütfen abartma." deyince zavallı annenin sarılmak için açılan kolları iki yanına düştü. "Peki yavrum, dediğin gibi olsun." deyip uzun uzun evladının yüzünü seyrettikten sonra derin bir iç çekip hemşireyle birlikte yürüyüp gitti. Artık hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ne olursa olsun onun yavrusuydu. Sarılamamış, kokusunu içine çekememişti. Annesini hastanede bırakan oğlu eve gidip karısını alıp kaynanasına kahvaltıya gitti. Damadını karşında gören kaynana, "Hayırdır oğlum, annen hastaneye yatmadı mı?" diye sorunca damadı, "Evet, hastanede, sabah götürdüm yatırdım, birazdan ameliyata girecek." deyince kadın hayretler içinde kaldı. "Aman oğlum, neden anneni orada sahipsiz bıraktıp geldin?" deyince kocasına döndü ve "Bey kalk, hemen hastaneye gidiyoruz. O kadıncağızın bizden başka kimsesi yok. Onu oralarda bir başına bırakamayız. Bugün ona, yarın bize." derken kınayan gözlerle hem damadına hem de kızına bakıyordu. Kaynanasının sözleriyle mahcup olan damat, "Tamam, hadi hep beraber gidelim." deyip hastaneye gelmişlerdi. Onlar hastaneye geldikten bir saat sonra ameliyattan çıkan doktor, "Fidan, Seri'nin yakınları kim?" deyince oğlu ayağa kalkıp, "Ben oğluyum." dedi. Doktor başını önüne eğip, "Çok üzgünüm. Annenizi kurtaramadık. Maalesef kanser her yerini sarmış." dedi. Herkes donup kalmıştı. Kaynanası gözyaşları içinde damadına ve kızına dönüp, "Evet çocuklar, şunu unutmayın ki anne ve babalar ölümsüz değildir.
Her fani gibi onlar da bir gün göçüp giderler. Onun için kıymetleri yaşarken bilinmeli, öldükten sonra geçmiş ola, dedi. Zavallı fidan, son kez özene bezene temizlediği ve oturmak nasip olmadığı evinden alınıp, çok sevdiği kocasının yanında toprağa verileli bir hafta olmuştu. Oğlu artık gideceği, arayıp soran kimsesi olmamanın, hayatta tek başına kalmanın ne demek olduğunu anlamıştı. Ama artık çok geçti. Şimdi annesinin mezarı başında oturmuş, hem ağlıyor hem de beni, anne beni affet. Nereden bilecektim o sarılmak isteğinin son sarılma olacağını? Derken eğilmiş toprağını öpüyordu. Evet, o gün bayramdı ve artık elini öpeceği bir annesi yoktu. Rabbim ders almayı nasip etsin dostlar. Üzücü. Mutlaka sizler de etkilenmişsinizdir diye düşünüyorum doğrusu. Gerçekten üzücü. Yanlışlardan korusun. Hatalar bizim için. Hata yapmak bizim için. Ama en kısa zamanda dönmeyi, hatadan ders almayı, yanlışları tekrarlamamayı Rabbim bizlere nasip etsin diyelim. Hepimizi Rabbimizin rahmetine, merhametine, mağfiretine, muhabbetine emanet edelim. Allah'a ısmarladık. Yıllar yılı gönlünde büyüttüğün bu dava seni Yusuf kılınca yol alma sanma sakın tevhid sünnet uğruna düşünce zindanlara sadık yarenlerin var sen kahırlanma sakın. Ey devrin İbrahim'i, enbiyalar varisi, tevhidin muallimi, sözünden dönme sakın, müminlerin sevinci, müşriklerin öfkesi, asrın put devireni, yolundan dönme sakın. Her sözün yeni şua, hakikat güneşinden, sen devrin İbrahim'i, bunu unutma sakın, ateşler yakma seni. Emir arştan gelmişken ufukta inkılap var, sen mahzun olma sakın. Ey devrin İbrahim'i, enbiyalar varisi, tevhidin muallimi, sözünden dönme sakın, müminlerin sevinci, müşriklerin öfkesi, asrın put devireni, yolundan dönme sakın. Batılın önderleri cem olmuşken karşında, müptedi münafıklar üzmesin seni sakın, batıl zahildir daim, hakikat karşısında istikamet üzüresin, haykır hiç susma sakın. Ey devrin İbrahim'i, enbiyalar varisi, tevhidin muallimi, sözünden dönme sakın, müminlerin sevinci, müşriklerin öfkesi, asrın put devireni, yolundan dönme sakın. Ey devrin İbrahim'i, enbiyalar varisi, tevhidin muallimi, sözünden dönme sakın, müminlerin sevinci, müşriklerin öfkesi, asrın put devireni, yolundan dönme sakın.